Evren Devrim Zelyut, 29 Mart 2022, Yeni Çağ AKP ile ekonomide 1854 kabusu yaşanacak. Osmanlı Devleti'nin son zamanlarıyla AKP yönetimi arasında ciddi benzerlikler var. Her iki dönemde de tarım ihmal edildi. Buna bağlı olarak üretim düştü ve fiyatlar yükseldi. Yüksek vergilerle halk canından bezdi. Yurt içi pazarlar ithal mallarla doldu ve cari açık devlet kasasında para bırakmadı eğitim sisteminin bozulmasıyla ekonomiye gerekli kalifiye iş gücü sağlanamadı. Bu nedenle firmalar teknoloji gerektiren işler yapamadı ve dış rekabette yetersiz kaldılar. Osmanlı'da ekonominin bel kemiği olan tarım sistemini saraya yakın yandaşlar işlemez hale getirmişti. Has, zeamet ve tımar arazilerinden yandaşlar kendilerine arpalık denilen karlı arazileri alıp devlet hazinesini zor duruma düşürmüşlerdi. Bugünün yandaş müteahhitlerinin garantili projeleri ve partizanlara aynı anda verilen 3-5 maaş da aynı etkiyi yapmaktadır. Osmanlı'da sarayın lüks harcamaları da bütçeyi vuruyordu. Ne tesadüf bugün de onlarca uçak ve binlerce makam arabası gelir gider dengesini bozmuştur. Bu işlerin sonunda ne olur? Devlet maliyesi gelir ve gider dengesini nasıl sağlar? İhracat yapılacak ki kasada olsun. Ülkede vatandaş çalışacak, kazanacak ki vergi ödesin. İşte bu iki kanaldan gelen paralarla devlet maliyesi dönsün. Osmanlı son zamanlarında bırakın ihracatı kendisine yetecek buğdayı üretemedi. Kafasına taktığı fesi bile Avrupa'dan aldı. İşin sonunda 1854 yılında Kırım Savaşı sonrası İngiltere'den 3 milyon sterlin borç alındı. Teminat olarak Mısır hıdivliği gelirleri bırakıldı. Bu borcu diğer borçlar takip etti ve 1854-1875 yılları arasında Amerikan tüfe verisiyle yapılan hesaplara göre Osmanlı Devleti tam 21 milyar dolar borca girdi. Bu borcu diğer borçlar takip etti ve 1854-1875 yılları arasında Osmanlı Devleti tam 21 milyar dolar borca girdi. Mali bağımsızlık bittikten kısa bir süre sonra devlette de tarihe karıştı. Zira maliyesi çökmüş bir yapıyı dünya üzerinde kimse yaşatmaz. Elinde ne varsa alırlar. AKP'nin yaptığı işler bu döneme neden benziyor? İki veriyle size ispat edeyim. Türkiye'de tarım bitti. Bitmedi diyorsanız gıda fiyatları neden roket gibi yukarı gidiyor? Bitmedi diyorsanız neden buğdayı Rusya'dan, mercimeği Kanada'dan alıyoruz? Piyasa ithal mallarla dolu değil mi? Sanayide neyi üretirken dışarıdan yarı mamul almıyoruz söyler misiniz? Bir örnek verin bunun yarı mamulu Türkiye'de üretiliyor deyin. Bir tane çıksa da koskoca sanayi tek malla dönmüyor farkındasınız değil mi? Üretimden kopmuş bir ekonomi, sarayın ve yandaşların lüks harcamalarıyla iyice bozulan maliye dengesini nasıl sağlar? Devlet çarkı nasıl döner? Borçla. Sonsuza kadar borç alınıyor mu? Alınmadığını Osmanlı'da gördük. Şimdi bana şunu diyebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nde eğitimli nüfus var, girişimciler var, montaj ve duşa bağlı da olsa sanayi var. Bu nedenle çöküş gerçekleşmez. Evet buna katılıyorum ama AKP ve onun mevcut modeli devam ederse Cumhuriyetimiz nereye kadar dayanır? AKP yarın yokmuş gibi çılgınca borçlanıyor. Ancak düşünce yapısı, ekonomiye bakış açısı Türkiye'yi bir Alman, Çin, Japon ekonomisi yapacak şekilde değil. Sürekli borçla çarkı döndürerek yarattığı oligarşiye kaynak aktarımı yapıyor. AKP ekonomi modeliyle maliye çöküşe gidiyor. Neden derseniz maliyeyi besleyen iki kaynak vardır. Birincisi vergiler, ikincisi ülkenin ihracat gelirleridir. AKP modeli dış açık verdiği ölçüde maliye nasıl denge bulacaktır? Ticaret Bakanlığı sitesine girin, orada istatistiklerde aylara göre dış ticarete bakın. Hangi ay fazla vermişiz? Listede denge komple eksi. Borç red gibi artıyor, artık kapanmıyor. Bir taraftan bütçeyi oligarklar kemiriyor. Sizce de Osmanlı'nın son dönemi gibi değil mi? Bu kötü gidişten kurtulmak mümkün çünkü yukarıda saydığım Cumhuriyet'i Osmanlı'dan ayıran farklar var. Ancak bu farkları çalıştırmak ve devletin kasasını doldurmak için yeni yönetim kadrolarına, yeni kurallara, yeni kurumlara ihtiyacımız var. Bizi borca gömen AKP yönetimiyle bu işi devam ettiremeyiz. Bu bağlamda 2023 seçimleri Türkiye Cumhuriyeti için bir beka meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaksa, vatandaşları refaha kavuşacaksa, mevcut dışa bağlı üretim sistemini değiştirmeli, yüksek teknoloji üretimine dayalı yeni bir ekonomik model kurmalıdır. Rekabetçi ve verimliliğe dayanan bu model ancak eğitim ve hukuk reformlarıyla yaşama geçebilir. Bu reformları ise ancak yeni bir kadro yapabilir. Artık karar sizin, 2023 seçimlerinde Cumhuriyetin şirketinizin ve ailenizin sonunu siz belirleyeceksiniz. Evren Devrimerryt.